Gaziantep'te yaşayan Abdurrahman Ergen ile Hacı Demir, yarım asırdır aynı iş yerinde terzilik yaparak hem geçimlerini sağlıyor hem de gelişen teknolojiye direnen mesleği ayakta tutuyor. Gaziantep'te terzilik yapıyoruz. 1978'den beri bulunduğum iş yerinde kendi iş yerimi çalıştırıyorum. İlkokuldan sonra terzilik mesleğini tercih ettim. Ondan beri de devam ediyoruz. Bu işi de severek yapıyoruz. Bu mesleğe ilgisi sevgisi olmayan yapamaz zaten. Mesleğimiz Güzel Sanatlar Akademisi'ne girer. Onun içinde mesleğe bütün ustalar gibi biz de ilgi gösterdik. İlgi gösterdiğimiz için mesleğimizi de severek yapıyoruz. Güzel tarafı işi dikip de müşteri giyip de eline sağlık dediği zaman o bize çok bir mutluluk veriyor. Onun içinde severek yapıyoruz mesleğimizi. Ne benim çocuğum bu işi yaptı ne torunum bu işi yaptı. Mesleğimiz zor bir meslek. Ustamız olsun, kalfamız olsun, çırağımız olsun. Kazancı az olduğu için tercih edilmeyen bir meslek. 10 sene sonra da bu meslekte tam böyle usta olacağını zannetmiyorum ben. Yani mesleğimiz bitmeye mahkum. Elbise diktiren şu anda hem bu işi bilen hem de bu işten zevk alan, takım elbise giymeden zevk alan kişiler diktiriyor. Bir takım normalde bir tek kişi bir takım üzerinde çalışayım derse, pantolon, ceket bir de yeleği olursa en azından yani 5 gün, 6 gün, 1 hafta uğraşır. İyi bir takım. Hacı Usta'yla hem iş olarak işimiz birbirine denk, hem de kafa yapımız birbirine denk. Yani yaş farkımız da hemen hemen aynı. Onun için beraber çalışıp devam edip gidiyoruz yani. İş olduğu sürece de devam edip çalışıp gideceğiz. Ben ilkokulu bitirdikten sonra, 12 yaşından sonra işte başladım bu mesleğe. Devam ediyorum. Çıraklık dönemim, kalfalık dönemim, ustalık dönemim öyle devam ettiğim. Bu mesleği ben sevdiğim için, bu mesleği beğendiğim için küçükken girdim ve ondan başkasına da düşünmedim yani. Eski o çocukluk dönemimizde bayağı vardı. Konfeksiyon azdı. Çok sayıda terzi de vardı o zamanlar. Kalfa, çırak, ustalar bayağı vardı. Şimdi onun yüzde çok azını var şu anda. O zamanlar bayağı garabarıktı yani. Tabii zor günlerimiz de oldu, bol günlerimiz de oldu. Gece gündüz demeden çalıştık ve bu meslekte emekli oldum. Ve halen devam ediyor emekli. Şu andaki günümüz şartlarına göre zaten emeklinin durumunu biliyorsunuz. Geçim sorunu var. Onun için devam ediyoruz yani. Yaşımızın 65'e doğru gelmesine rağmen devam ediyoruz. Bizim gibi işte yaşlı olanlar genelde beraber çalışırlar. Ya tek çalışır ya beraber bir iki işi. O da zaten arasından da bulamıyorsun yani kalfa şeylerini. Çalışacak kalfa da bulamıyorsun yapacak kişi de. Çünkü bu mesleği yapanlar çok azaldı. Birbirimizle memnunuz, birbirimizden devam ediyoruz. İşimiz de birbirine denk. Çalışma huylarımız da birbirine denk olduğu için birbirimize alıştığımız için beraber gidiyoruz.